Siyasi rakip olmak Şal'dan başka bir şey. Şaban de işte TOK'u desteklediğini söyledi. <laughs> Tebrik ettim. Siz de TOK'u destekliyorsunuz değil mi? Be, üretim bandı Sen, yok orada. Destekliyorum. Hatta alacağım işte da dedim ama. İşte Üretim bandı burada yok iftira. Bu da bir ortada. iftira. Şaban Bey niye iftiraya çanak tutuyorsun? <laughs> <laughs> niye iftiraya çanak ya, tutuyorsun? O zaman ya, buradan çağrı yapalım. Hacı nerede üretir, açsın, hayır, açsın. üretim bandı? Üretim bandı nerede ya? Davet etsinler bizi gidelim gezelim görelim ya. Seviyoruz bak istiyorum. Ben satın alacağım dedim. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? TOK. Seri üretimle birlikte Şubat'ta satışa çıkacak. E nerede? Satın alanlar Mart'ta yollarda sürmeye başlayacak. Kamuoyunda bu dedim. kadar yoğun eleştirildi. Üretim bir üretim bandı gösterilmezdi. Şaban Bey, üretim bantlarının videoları dönüyor. Nerede onlar Arkadaşlar üretim? Ben bulsun, baktım kardeşim. Ne? Ben bir Almanya'daki ya fabrikaların, Almanya'daki zaten. otomobil fabrikalarının üretim bandına baktım. Onlarca araba böyle bant üzerinde hakikaten takır 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 geliyor. Bizim işte e, Tog'un yayınladığı videoya baktım. Karşı bir yani fabrika değil, bant değil sanki atölye gibi yani. 3-4 tamam, tane araba var böyle değişik Burada yerlerde. bak burada bir evet, hata var. Bir hata mı? var. Onu belirteyim bir dakika. Şimdi e, üretim bandı var mıdır yok mudur ayrı bir tartışma konusu. E, onlarca arabanın e, girdiği ve banttan çıkıp çıkmadığı ayrı bir tartışma konusu. Şimdi, ben, Şimdi üretim bandı mi? kurulur. Ama siparişler gelmeye başladıktan sonra o sıra sıra arabalar o banttan çıkar. Biz bu videodan... Şu anda üretmiyorlar bir, diyorsun hayır, yani. Hayır bak, şu, bu videodan üretim bandının oldu. var olduğunu anlıyoruz. Hayır ne, ben, anlıyoruz. ben anlayamadım. Ha, orada şimdi üretim şimdi ben. başlayacak. Bu kadar basit yani. İnşallah, inşallah. Peki. Bu arada Acı orada hakikaten. Evet. Dediğin gibi, Şaban Bey ya, çok... Güzel dedin, alacağım dedin, iyi dedin de. Niye kamuoyunda atılan iftiraları <laughs> burada tekrar ediyorsun? Ama ama şu Tok bayisi gibi konuşuyor. Tamam. Sanki arabayı alacaksın. Peşinatı da vermişsin, vazgeçmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya abi ama, niye böyle? Ama, ama şu var, ya. şunu da söylemem <laughs> lazım. Bak, bir dakika şunu ya, söyleyeyim Ya hacı sen tam şey, bambaşkasıyla geçiyor olsan to, çok bırakamadın. Adam kay adam, adam kayserili ya. Eskiden gorucular vardı, şimdi tokçular var. Togun CEO'su da Fatih Altaylı bunu ortaya attı. Fatih Altaylı'yı çağırdı, fabrikayı gezdirdi. Demek ki ikna edememiş. Ben bugün de yazdım. Ya kardeşim Gitti Fatih, Fatih Altaylı'yı Altaylı? çağırıyorsun, ee, ona anlatıyorsun. Demek ki ikna edememişsin. Ben de burada aynı çağrıyı yapıyorum. Diyorum ki, Şaban'ın dediğine katılıyorum. Gazetecileri, yani gerçekten gazetecileri davet etsin, o üretim bandına götürsün ve gezdirsin. Hakikaten şimdi ben videoyu gördüm. Videoya, video gösteriyor ki bir üretim bandı var. Hem de dört dörtlük bir üretim bandı var. Çok güzel ama bunu da insanların gözüyle görmesini sağlaması lazım. Ortada bir gizemli bir hava yaratan Gazeteci Sönmez, e, diye mi? adları adlanan insanlara Mustafa bu kadar Sönmez. prim Bak, vermemek lazım. Mustafa Sönmez, Yıllar'ın e, gazeteci, yazarı, ekonomist. Halk TV'de de program yapıyor. Hı. Rıfat da ta 90'lı yıllardan beri tanışıyor. Hı. Hı. Tweetini gördüm. Sayın Rıfat oluyor, yönetim kurulu başkanı Hı. Togun. Hı. Hı. Ona çağrı yaptı. Hı. Hadi Böyle böyle tartışmalar var. Üretim mandı yok, işte, üretim başlamadı falan diye. Lütfen dedi beni çağırın. Ben gelim inceleyeyim. Bunu da dedi yayınlayayım Halk TV'deki programımda. Cevap gelmedi. Onun üzerine iki gün sonra gene sitem etti Mustafa Sönmez. Ya düşün Rıfat Bey'le yani 30 40 30 yıldır falan ahbaplığı varmış. Ama Rıfat Bey buna cevap vermedi. Peki Rıfat Bey neden? e, tamam Mustafa Bey hadi gel buyur. Rıfat Bey'i ortak. Ortak. Ayrıca yönetim kurulu başkanı. Ve yani. yani. %5 hissesi. Şaban'la yönetim kurulu başkanı. Ben toparlayayım. bir bitirsin. Bitir acı ama. Bitiriyorum. Ama Hacı arabayı kısa satmadan gitmeyecek, gitmeyecek şu an bana. Şimdi önce <laughs> Arabayı satmadan Hacı gitmeyecek. arabayı da satışa çıkardım ama şu andaki şey arabamı. Eskiden Hı. Türkiye'de fortçular vardı, artık Tok'cular var. Ben bir tokçuyum. Bayisi değilim ama tok gönüllüsüyüm elhamdülillah. Ve şu var, devrim arabalarına yaptıklarını toga yaptırmayacağız. Bu işler Devrim arabalarından. Çok Nasıl ki birileri o benzini çekti yani ve arabayı bunu sürmez ettiyse. Tokdan işler deniyor ya. Peki. Hacı bir bitirsin. bitirsin. Evet. Bey. Nasıl ki devrim arabasının benzin deposunu boşaltıp da arabayı diz çöktürdüler ve projeyi bitirdiklerse şimdi TOGA'da aynısını efendim üretim bandı yok. Şu su yok, bu su yok diye yapmaya çalışıyorlar. Seni tenzih ederim. Dile getirdin ama <laughs> e, şu anda devrim ayağa kalkmıştır. Bir devrim Tog olarak yeniden küllerinden doğmuştur. Bu devrime tekrar diz çöktürmemek için her vatandaşın hakkıdır. Ben niye Erdoğan düşmanlığı dedim Barış arkadaş? Evet karşıtlık daha doğru bir ifade. Haklısın. Haklısın Barış arkadaş. Gerçekten karşıtlık demek lazım. Bir Ama gün. Hacı niye düşmanlık hak verdi? Hayır, niye düşmanlık diyorum biliyor musun? Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş deme, günü oluyor. De deme. Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş günü oluyor. Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs'ın başbakanı, Cumhurbaşkanı davet ediyor. Recep Tayyip Erdoğan orada diye Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu gitmiyor. Çanakkale Köprüsü açılıyor. CHP'lisi de geçiyor, HDP'lisi de, MHP'lisi de, AK Parti'lisi de. Açılışa Temelinde, davet ediyor, sırf Recep Tayyip Erdoğan yaptı diye gitmiyorlar. <laughs> TOK gibi devrim arabaları bu milletin bütün fertlerini birleştiren bir arabadır. Devrim arabası deyince ben CHP'li bir vatandaşla da sarılabiliyorum. Sarılıyorum. Devrim arabası, ortak noktamız bu. Niçin TOK fabrikasının açılışına Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu gitmedi? Bunlar işte asıl kutuplaştıran noktalar ve uyuşturucu dedin. Partiden. Şimdi ben şu raporu hemen göstereyim. Bu uyuşturucu e, ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın resmi raporudur. Bunu Mayıs ayında Süleyman Soylu'dan aldım. Gazeteci arkadaşlarımızla toplantıya gittik. Süleyman Soylu toplantı yaptı ve bu raporu bizzat kendisi orada dağıttı. Buna göre şu anda eroin'den ve kokain'den daha tehlikeli bir uyuşturucu olan metamfetamin... Kemal Kılıçlar onda bahsettiği metamfetamini Mayıs'ta zaten Süleyman Soylu anlattı Türkiye'ye. Biz de röportajlarımızı yayınladık. Ee, geçen Kayseri valisi Gökmen Çiçek de ben ondan duydum. Eroinden çok daha hızlı bulaşıyor. Aman aileler dikkat demek lazım. Buna metin abi diyorlar, kristal diyorlar. Küçücük bir şey kokladığın zaman anında e, uyuşturucuya alıştıran bir şey. Kimyasal çünkü bu. Avrupa yüzden, Avrupa'da üretiliyor. Avrupa'da. Onu söyleyecektim Fuadur. Şu anda metamfetaminin üretildiği yer Hollanda, Belçika ve Almanya. Ekrana doğru gösteriyor. Çek Cumhuriyet'te var. Arkadaşlar Çek Cumhuriyet bakın. Da. Çek Cumhuriyet de var. Latin Amerika'da kokain üretiliyor. Ee, Türkiye'nin doğusunda Afganistan, İran'da eroin üretiliyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dikkat çektiği metamfetamin dediğimiz ve onlardan eroinden, kokainden çok daha çabuk bulaşan e, uyuşturucu şu anda Hollanda ve Belçika topraklarında e, üretiliyor ve laboratuvarlarda üretiliyor. Kimyasal ve hemen alıştırıyor. Laboratuvarlarda derken meşhur mu? Laboratuvarlar. mu? Kaçak laboratuvarlarda. Kaçak laboratuvarlarda. Kaçak, tamam. kaçak laboratuvarlarda üretiliyor. Hemen yani şunu da, yani da deyince... göstermek istiyorum. Bu da genel nüfusta madde kullanım yaygınlığı. Genel nüfusta, Türkiye bunu duysun ve bilsin. Genel nüfusta madde kullanım yaygınlığına göre... 4 Avrupa Uyuşturucu Raporu 2019 yılında Avrupa'da 83 milyon kişi uyuşturucuya bulaşmış. %29 nüfusa tekabül ediyor. Uyuşturucu bataklığında olan yer aslında Avrupa. %29, Çok ciddi, %29, %29 uyuşturucu kullanıyor. Rapordan okuyorum. Kullanıyor, evet. Tabii. Resmi Türkiye'de rakam. Ne? Türkiye'de ne? Türkiye'de 1.6 milyon kişi uyuşturucuya bulaşmış. %3 Avrupa %29 uyuşturucuya bulaşmışken... Avrupa'nın tüm ülkelerini toplayıp Türkiye, Türkiye ayrı istatistik yapmak zorunda değil. değil. nüfus, nüfusa nüfusa nüfus oranlar. Yorum yani. yani. ki Avrupa Birliği ülkelerinin %29'u bulaşmış. Ortalama. Türkiye'nin ise %3'ü bulaşmış. Yani Türkiye şu anda Avrupa'ya göre e, bataklık değil. Bu uyuşturucudan kurtulabilecek noktadayız. Şimdi, Ama bu, Avrupa, şunu Avrupa şunu bataklığa dönüşmüş. Çünkü uyuşturucu Avrupa üretiyor. Da Son bir rakam 900 daha vereceğim. <laughs> 41'den 270'e şey inmiş durumda. Şimdi sonra onu da verip bırakıyorum Gülten Acır. Şimdi o rakamı vermem lazım. Ben bunları özellikle seçtim. Ee, uyuşturucudan ölüm raporları. Ha, evet, çakta dönüşte o raporu sana okutacak Şaban. evet, o. Şu da, <laughs> evet, <oku> <laughs> doğrudan yani şey, uyuşturucuya bağlı ölümler. Şimdi, Bakın bu gerçeği bilelim. Hükümet sözcüsü gibi maşallah. Hükümet sözcüsü değilim. <laughs> bunu işte Uyuşturucunun, ama bunu den. Ama niye işine gelmiyor? Demeyin. Şey Avrupa uyuşturucu deniz programında girmiş. anlattı bunları Musan ya. Uzun evet, uzun bu bilgiler insanların işine yarar diye gösteriyorum. Şimdi burada gördüğünüzde de doğrudan uyuşturucuya bağlı ölümler uyuşturucuyla mücadelenin sonuçları. Bakın dünya ortalaması 35 kişi. Dünya ortalaması. Evet, ya ölümler. Ölümler. 35 günde mi? Milyonda 35. Milyon milyonda 35 kişi. Dünya ortalaması. Dünya ortalaması. AB ortalaması 15 kişi. 15 kişi. Daha az. Avrupa. Türkiye evet. Dünyada 35. Avrupa Birliği'nde 15, Türkiye'de 5. Yani uyuşturucudan ölümler Avrupa'da 15 kişiyken Avrupa ortalamasında Türkiye'de 5. Avrupa'nın 3'te biriyle. Tabii. Yani Avrupa'nın 3'te biri. Türkiye uyuşturucu dediğiniz noktada demek ki Sayın Süleyman Soylu'nun anlattığı ki bu raporlar Avrupa Birliği'nin kendi raporlarından da eklenerek konulmuş. Çünkü kitapların bu örnekleri var. Sayın Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla mücadele ediyoruz bu noktada başarılı yerlere geliyoruz. Şu kadar kişi yakaladık açıklamalarının tamamının gerçek olduğunu, Türkiye'nin uyuşturucu noktasında büyük bir mücadele içerisinde olduğunu bütün bu raporlardan anlıyoruz. Asıl Peki. bataklığında Avrupa olduğunu. Peki. Son olarak da bak Sayın Süleyman Soylu'ya da şöyle bir haksızlık yapılıyor. Dedi ya şu metruk evler var. Siz yıkın hukuk arkasından gelsin dedi. Ya Süleyman Soylu'yu linç edip durdular. Oysa demek istediği şey ya ev metruk. Beş tane metruk ev. Uyuşturucunun %27'si Türkiye'de metruk evlerde kullanılıyor. %27'si. %50'si de evlerde, evlerin içinde, ailenin içinde kullanılıyor. Buna yasal hakkı da var etmesi yalnız. etmesi lazım. Şimdi %20... Dedi ki, ya ev metruk, 30 yıldır boş, cam yok, çerçeve yok, her şey inmiş aşağı. Ama 100 tane mirasçısı var. E şimdi hukuku beklesek evleri yıkamıyoruz. Hayda, e, Dolayısıyla evet. burası zaten yıkılmak üzere olan hukuku yer. beklemeyelim. Burayı yıkalım, yani. Zaten hayır, hayır, sahibi dakika, çıksa da Bir dakika ya Hacı bak ya, şimdi şey öyle öyle bir, diyor işte ama yalnız, orada o, hayır, bak bak bir dakika, dakika Hacı, izah ediyor bak güzel konuştu güzel yok, açıkladı yok, şey, şimdi yok, söylüyorum burada şey, yok, yok, öyle değil bir dakika şimdi, ya, şey, ya o Hacı O zaman kardeşim şey, Adalet bunu Bakanı bile açıkladı, Sayın söylüyor eleştirdi Sayın Soylu açıkladı yasal bir yetkisi var bu konuda evin metruk bir ev olması ve gerçekten uyuşturucu kullanımına açık olması durumunda yasalar izin veriyor bu yıkama Tamam. Ay, yasal elini şey eyvallah. sayın başkan. Onu veriyorum. adalet eleştirmişti. Bitiyor. Evet. Bitti bitti, bitti bitsin, gerçek. Bitsin. Bitti ya bitti. Fuat Uğur'un dediği gibi bunun dışında diyelim ki yasal çerçevesi yok. Kardeşim, metruk ev, 100 ortağı var, ev çökmüş, gitmiş. Bu yıkıldığı zaman yüz ortak zaten o evi yıkıp yerine bir şey yapacak. Bu belli. Ama şey, sanki Süleyman var, Soylu var. efendim hukuku ayaklar altına. Alıyor. Çocuklar, ben bir HDP'linin çocuğunun da uyuşturucu alışmasını istemem. Ya, herhalde Bu yani. Türkiye'de tamam, ateistin Allah, çocuğunun Allah. da uyuşturucuya alışmasını isteme. Ya, hacı, o yüzden ben uyuşturucuyla... Biliyorum ya sen de istemezsin. Uyuşturucuyla mücadele eden herkesi sonuna kadar peki, destekliyorum. Peki. Aynı zamanda tokçuyum. Tokçuluktan vazgeçmeyeceğim peki. haberiniz Şaban olsun. Şaban satacaksan arabayı. Karnımız, karnımız toga toklara. Sana <laughs> ben satacağım togu. Sana <laughs> ben satacağım Şaban, togu. Sen...